Merhaba arkadaşlar, oyun müzesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber My Summer Car'ın 46. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni güncellemeyle gelen fotoğraf makinesini göstereceğim arkadaşlar. Nasıl kullanılır? Fotoğraf çekiyor gerçekten. Çektiğimiz fotoğraflar oyun dosyasının içine gidiyor. Onları falan hepsini anlatacağım arkadaşlar ben size. Arkadaşlar, uzun aradır yine yoktum. Her seferinde böyle diyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, videolarımız bayağı bir aksıyor. Hep bu sistemden dolayı. Arkadaşlar, ben şimdi bir sistem toplayacağım. Sistem toplayacağım için elimdeki sistemi de yani şöyle diyeyim ben size, sisteme yapılandırmalar yapıyorum. Mesela diyelim ki bilgisayara bellek aldık, RAM aldık diyelim. RAM'in gelmesini bekliyorum falan filan. Sonra öyle işlerimiz oluyor. Okula gidiyorum, okuldan geliyorum. İşte okul geç bitiyor. Lise öğrencisi olduğumuz için. Onun için video atamıyorum. Bundan sonra şöyle yapmaya karar verdim arkadaşlar. Cumartesi günü videoları depolayacağım kanala. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri de kanala atacağım. Nasıl bulursunuz sizce? Eğer böyle olmasını isterseniz aşağı yorumlara yazın. Şimdi şundan bir gidelim bağımla. Ağzı boğlu. Lan oğlum, sen niye çalışmadın? Bu küçük doğumuz torunumuzun, satsumamızın hep fotoğraflarını çekip çekip atacak, bağım bulup eğlenecek. Bu dangalak doğumuzun da resmini çekecek. Her tarafın fotoğraf çekecek. Turistler gibi. Yemediğimiz bok nane kalmayacak kavimden. Ay, onunla video çeker o kamerayla. Lan oğlum, güzel sahne, nasıl bir naletsin sen lan. Şöyle düzelteyim. Oo, hemen de çalıştılar şerefsiz. Şimdi şöyle bir şey var. Hani vites geçişlerini bir yapalım. Arkadaşlar, şu anda ben neyle oynuyorum? Klavyeyle oynuyorum. Logitech Drive Force GT'yi artık yok arkadaşlar. Logitech Drive Force GT aramızda olmayacak. Neden diye sorarsanız, Logitech Drive Force GT'yi sattım arkadaşlar. Artık aramızda Logitech Drive Force GT olmayacak. Videolarımızı klavyeyle bir sürelik devam edeceğiz. Belki ileride satın alırım, belki almam. Ne lan oğlum, nasıl bir kahpesin? Çalışsana la şerefsiz. Hadi la. Ha, kalktı. Arkadaşlar, niye sattık onu da söyleyeyim. Sistem toplamak için elimden sattım ekipmanlarımdan arkadaşlar. Göz ağrımız gitti, ilk göz ağrımız. Yapacak bir şey yok. Sizin için değer arkadaşlar. Sizin için mouse klavyeyi de satarım gerekirse. Güzel video çekmek için. Daha HD videolar çekmek için, kaliteli videolar çekmek için arkadaşlar. Her zaman sizin için çalışacağım, çabalayacağım. Hep beraber eğlenip güleceğiz arkadaşlar. Donguz bizim torunla beraber. Buna bir isim bulun dedim ama buna donguzun çocuğu neydimişler ya? Acaba o mu olsak ya? Vay donguzun çocuğu, vay desek. Olabilir arkadaşlar. Güzel, benim de hoşuma gitti. Bir arkadaşımız yazmış. Bayağı yazan olmuş isim de. Abonelerimize bu arada da çok çok teşekkür ediyorum. Katkılarından, destek kanalımızı destekledikleri için aile ortamımızda, inşallah aile ortamımızda böyle devam edecek arkadaşlar. Daha kaliteli videolar, daha içerikli videolar çekecek. Kaliteden maksat yani içerik kalitesinden, hem video kalitesi hem de içerik kaliteli olsun. Gel la, kaçma, sonra binemiyor oradan. Ha lan, dur gitme, nereye gidin? Şuraya gel ha. Binemiyor ondan sonra sana ha. Kıyıya bir yanaş da bineyim. Bunu da çalıştırması zor ya. Hadi ya, çal. Hah yavrum benim, çalıştı la. Kalktık mı gider galiba. Lan lan lan, yavaş lan yavaş, karaya çıkaracağım bizi, dur. Gitme, iyileme, dur. Biraz şöyle çekelim kendimizi. Ha.
Çek kendini çek. Ağzı boku. Arkadaşlar kameramız nerede? Hani bizim bir yazlık evimiz vardı. Koy evi gibi yazın orada kaldığımız, kışın şeyde yattığımız Satsuma'nın garajında. Şimdi yazlık evimize gidiyor. Buraya yakında biz gemiyle Satsuma'yı da oraya götürecek. Motosikleti de oraya götürecek. Oraya taşınacak diyelim. Orada bir aile ortamı kuracak. Bu arada bunu şöyle bir haber geldi. Acayip sevineceksiniz. Şimdi arkadaşlar yorumlarda da yazıyordunuz. Bizim ailemiz geliyor Maysimmer'de. Maysummer Kar'da artık ailemiz olacak bizim. Aile ortamında video çekecek kar. Babamız şuraya git diyecek, oraya gidecek. Karımız işte annesine hamile kalacak, doğuracak bilmem ne. Onun trailerlarını da izledim. İnşallah öyle bir şey olur. Karımız neyim olacakmış lan? Oğlum çoluk çocuğa karışır ola. Bu oyun karışır mı? Ne bakıyor lan? Neyse bize içerik çıkar ya. Herhalde bir eğer o gelirse bir 50 video daha çıkar diye tahmin ediyorum. Bir 100. bölümü yaparız arkadaşlar. 100. bölüme de gelince orada da bir çekiliş düzenledik. Marsamır kart çekilişi. Eğlenceli olur. Ben bitirmeyi düşünmüyorum ya. Bu seri devam ettiğine kadar için. Her güncellemeye video çekeceğim. Zaten güncellemeler boş değil. Adamlar bir güncellemede 10 tane şey getiriyorlar. Bir optimize, bir parlaklık ararı, bir işte oynanış fonksiyonları, işte oyuna bir eklenti, araba ekliyor, karakter ekliyor. Acayip güzel ya. Sevmeyenler var tabi de. Yani ancak bu kadar ya. Lan markaya tarca. Gerçekten markası da var lan. Satsuma ne? Tana. Bak Tana koyduk mesela. Arabanın onun ismi yok. Tana koyduk. Saksuma. Siktir bohtan isimleri ya. Bunlar ne ya? Bu arada burada bir de şey varmış arkadaşlar. Onu da göstereyim. Ben unuttum. Balık mı varmış? Ne varmış? Burada balık tutuyormuş. Herhalde. Onları pişirip yedik ya. Karnımız doysun işte. Karın tokluğuna iyi olur. Ne yapalım ha? Öncelikle fotoğraf makinesini göstereceğim de. Bir saniye. Lan oğlum ben hızlı koşmayı bir yapıyorum, bir onu yapıyorum, bir onu yapıyorum. Benim kafa karıştı ya. Lan yanlış mı oldu ha? Buralarda bir demiş herhalde. Allah nerede olabilir ya? Allah bunu şöyle tahmin edelim bana. Hemen susuzluk çuvalı, açlık çuvalı. Bu ağzım boğulunun oyununda ondan sevmiyorum ben ya. Şiyelim suya doğru. Gerçi kubbe olarak şuralara geçer ya, biz buralarda aktaralım. Şuralar işiyelim, ağzına sıçayım da. Fışkırt depiyeneyim, şöyle depelerine ağzımıza yüzümüze girsin. Nerede lan bu ağzı bu arada? Bulamadım ben balık ağasını neyi, nerede bu balık ağası? Burada değil mi, ne bok lan? Vallahi yine soğuk ya. Lan hiç çengem durmuyor. Her şeyde bir küfür diyor anasını sattığım ya. Kendimiz durmuyor. Boyuna soğuyor. Boyuna soğuyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Valla ağzımdan kaçıyor. Ben böyle alışmışsın. Bir şey çıktığı zaman ana avrat kayıyor ya. Ben kendimi zor tutuyorum valla. Böyle dangalak olaylar oldu mu hele hiç duramıyorum. Soğuyor ya direkt. Kufürü basıyorum direkt. Lan nerede bu balık lan? Balığına sıçayım senin. Bakmayalım anasını satayım. Siktir demeyelim balığı da lan. Fortnite makinesine bir bakalım. Bakın arkadaşlar burada abola Satsuma'nın önüne de harika. Yolda ne var ne yok çekerik la. Oğlum çok güzelmiş la. Şurada bir fotoğraf çekeyim ya, manzara. Abo. Yine çekiyor. İyi la, çekiyor la. Anasını satayım, iyiyim ya.
Arkadaşlar sağ tıklan, bakın sol tıklan şöyle yakınlaştırıyor, sağ tıklan geriye çekiyor. Mouse'un tengellek tuşuna basınca, tekerlek tuşuna basınca şöyle çekiyor. Bu çekilenler de oyunun kurulu olduğu belgelerim klasörünün içine gidiyor. Oradan bulabilirsiniz. Eğer zaten Steam'den oynayan arkadaşlar varsa da oradan F12'yi de çekebilirsiniz. Yani buna pek de bir gerek yok. Allah bağımsın. İçine mi düştü o da? Düşürdük la onu da. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu da getirmişler. Ellerine sağlık. Benim için çok güzel bir içerik arkadaşlar. Önemli. Yani bak, içine düşürdük ya, alalım. Aman bozulur neydi la? Yazık ev diye şöyle oynuyoruz. Hava neyim atarız bunu. Şimdi önemli, evin fotoğrafını çekerik, bunu ne bileyim yani arabanınkini çekerik, modifiye çekerik lazım olur. Onun için adamlar getirmiş, ellerine kollarına sağlık. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerimizde görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenirseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.